Yani binlerce yıl önce geçiş yapılan tünelden geçelim ve tiyatromuza ulaşalım. Nereye geldik? FETÖ'cüleri başıma salça eden kent. Gladyatörlerin ve hızlı atların kenti Kübra'ya geldik. İşte Autokratori diyor ve Kaysari yani Sezar şeklinde devam ediyor. Son dönemlerin en popüler antik kentlerinden birisi. Burası. Günaydın. Bugün Denizli'ye gidiyoruz. Gidiyoruz diyorum çünkü yanımda Burak da var. Beraber gidiyoruz. Annem babamı Denizli'den alıp Antalya'ya getireceğim. Hazır gitmişken de yol üzerinde. Burdur Gölhisar'a son dönemlerin en meşhur antik kentlerinden birisi olan Kübra'ya uğrayacağız. Orada çok güzel bir anıtsal çeşme restorasyon tamamlandı. Ben onu görmedim mesela. Onu görmeye gideceğiz. Medusa'sı var meşhur üzeri kapanmadan. Çünkü sezonluk olarak yağmurlardan, karlardan etkilenmesin diye. Medusa'nın üstü kapatılıyor. Onu göreceğiz. Hayır, henüz kapanmadıysa 29 Ekim'de kapanıyor diye biliyorum. Güzel bir gezi bizleri bekliyor. Tam kanka diyeceğim bir şey. Güzel bir gezi olacak. Kübra'yı çok merak ediyordum. Nasip olmadı bu sene diyordum. Üstü kapanmadan göreceğiz inşallah. Kısmet. Kübra'ya gitmeden önce Burak başka bir yere uğramamızı tavsiye etti. Bakın şöyle dönersek arkamda Gölhisar'ın gölü mü burası kanka? Gölhisar gölü. Gölhisar gölündeyiz. Şimdi Gölhisar'ın adı üzerinde bir gölünün olması lazım. Çünkü Gölhisar tepeden bir gölü görmesi lazım. Tabii o ilerideki göl kurumuş. Bu biraz artık çekilmiş hali ama burada bile çok güzel, çok görkemli bir göl var. Güzel kısmı da faunası çok canlı. Yani ördekleri, balıkçıları görebiliyorsunuz. Hatta şurası demin ördek doluydu da ben çekmeye başlayınca kaçtılar. Ama gerçekten görülmeye değer bir manzarası var. Kayalık alana geldik. Gerçekten de baktığımız zaman şöyle görülmeye değer bir manzarası var. Ben size hemen göstereyim onu. Tabii bir 50-60 yıl önce göl ta şu ilerlere kadar gidiyormuş. Şekile şekile buraya kadar gelmiş ama bu hali bile oldukça güzel, görkemli gözünüyor. Bakın dağın yansıması falan muhteşem. Şöyle dönersek hepsini görelim. Bir de burayla ilgili şöyle ilginç bir şey ben hatırlıyorsun. Bu bölgede yüzey araştırması yapılırken bu kayalık alanda da olabilir, şu karşı kayalıklarda da olabilir. Demir çağı ile ilgili bir kutsal alan ya da bir yerleşme izi bulundu diye ben hatırlıyorum. Ama tam emin değilim. Şu anda hatta o yer, kutsal alanda bile belki olabilir mi öyle bir şey varsa yanlış hatırlamıyorsam. Zaten kayalıkta oldukça güzel, görkemli, öyle bir şeye uygun gibi görünüyor. Bir de buranın şöyle bir güzelliği var. Bakın karşıya baktığım zaman şurada Kübra'yı görüyoruz. Çıplak gözle bile buradan yeni yapılan çeşmesini gördük, stadyumunu gördük, Odeon'unu gördük. Odeon'un içini görebilsek emin olun Medusa'yı da görürdük. O kadar net gözüküyor. Şimdi de oraya gidiyoruz. Yollardan ayrılın arkadaşlar. Gerçek güzellikler yolların dışında. Burak içini döküyor şu anda. Sessiz olun. Dikkatini dağıtmayın. Sonunda hedefimize ulaştık. Nereye geldik? Gladyatörlerin ve hızlı atların kenti Kübra'ya geldik. Son dönemlerin en popüler antik kentlerinden birisi. Burası. Muhteşem çalışmalar yapılıyor Şükrü Özdoğru Hoca ve ekibi tarafından. Gerçekten Şükrü Hoca'yı da ben çok severim. Çok takdire şayan işler yapıyor. Bakın hemen karşımda Kübra'nın stadyumu. Tabii stadyumu gezerek başlamayacağız. Öncelikle nereden başlayacağız? Nekropol yolundan başlayacağız. Oradaki mezarlara bakalım. Çünkü orada güzel mezarlar var. Gladyatör mezarları var. Onlara bakalım. Kameradaymışım. Aynen. Sonrasında zaten tekrar stadyuma geleceğiz. Hadi başlayalım. Kübra'nın meşhur nekropol yoluna geldik. Neden meşhur diyorum? Çünkü bütün Kübra gezileri aşağı yukarı buradan başladığı için herkesin fotoğraflarında, videolarında bu yolu daha önce eminim mutlaka
görmüşsünüzdür eğer bir Kübra videosu ya da fotoğrafı gördüyseniz. Güzel bir yol, orijinal bir yol. Yani şu yolda yürümek şu anda büyük bir keyif. Çünkü yani buradan geçen insanları düşünürsek yani yaklaşık 2300-2400 yıl önce bile ilk yapıldığı zamanında bile buradan insanlar geçiyorlardı. Tabii kentin giriş noktalarından birisi de burasıydı. Her zaman burada yas yoktu. Ama genellikle cenaze işlemleri, ölü anmaları için de bu yol kullanılıyordu. O yüzden çok fazla böyle hatıranın, acının olduğu yollardan birisi burası. Şu dikkatinizi çekebilir. Şimdi ard arda videolar gelmeye başladı. Neapolis'te, Kerbesos'ta, burada gördük. Hep antik kentlere böyle mezarlıklardan geçerek giriyoruz. Hani özellikle mi yapılan bir şey bu? Değil. Aslında kentlerin doğal yapısından biraz bu kaynaklanıyor. Neden? Çünkü mezarlık alanları kentlerin doğası gereği kentlerin dışına yapıldığı için ve kentte yaşayan insanlar bu mezarlık alanlarını aktif olarak kullandıkları için, çünkü gömü yapıyorlar, gömü yapıldıktan sonra nasıl diyelim, yapmaları gereken ritüeller var. İşte 1. 3. 9. 40. günde vesaire gibi. İşte bu yüzden sürekli bu alan kullanıldığından bu alanın güzel bir yolu olmak zorunda. Bütün kentlerde nekropollere böyle güzel yollar yapıyorlar. Tabii bu yol kente gelen geçenler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Yani kimse dağ tepe çamurda yürümek istemiyor. O yüzden nekropol yolları aynı zamanda pek çok kentinde ana giriş yollarından birisi olarak tarih boyunca kullanılmış durumda. O yüzden nekropol yolları güzeldir. Ben dolaşmayı çok severim. Çok fazla şeyi görür, öğrenirsiniz. Mesela Burdur Müzesi'ne gittiyseniz Burdur Müzesi'nde sergilenen gladyatör frizlerinin hepsi bu yoldan çıkarılmış durumda. Yani gladyatör mezarları da belki zamanında burada vardı. Yani gladyatör frizleri bize bunları gösteriyor. O yüzden dediğim gibi özel, güzel, dolaşması keyifli yollardan birisi. Bir de burada şöyle göstereyim ben size, bakın. Her yerde lahit tekneleri, lahit kapakları görebiliyoruz. Burada yatan insanların da aslına bakarsanız şu anda ne isimlerini, tabii mezar yazıları kaldıysa bir kısmını bilebiliyoruz ama ne soylarını, ne isimlerini, ne cisimlerini pek çoğunun bilemiyoruz. Ama burada yatan pek çok insan aslında, biliyor musun, saygıya değer insanlar. Neden? Çünkü kent meclisleri var, kent konseyleri var ve eğer siz antik dönemde bir mezar yaptıracaksanız ve böylesine önemli bir güzergah üzerine mezar yaptıracaksanız kent konseyinden onay almanız lazım ve kent konseyi de herkese bu hakkı tanımıyor. Yani sizin onurlu, düzgün yaşamış bir insan olmanız lazım, diğer insanlar tarafından iyi anılıyor olmanız lazım, kente fayda sağlamış birisi olmanız lazım. Yani çeşitli erdemlerinizin olması lazım. İşte bu erdemlerin sahibiyseniz de nasıl diyelim, kent konseyi size kentin böyle güzel noktalarında mezar sahibi olma hakkı veriyor. İşte tüm bu mezar sahipleri de aslına bakarsanız, o yüzden diyorum, zamanında aslına bakarsanız bu kente ve kentte yaşayan insanlara fayda sağlamış insanlar. Bunların bir kısmı oldukça onurlu, dürüst, adil insanlar. İşte bir kısmı hayırsever insanlar. O yüzden antik dönem, özellikle de böyle ana cadde üzerindeki nekropollerdeki mezarları incelemeyi ben ayrıyetten seviyorum. Çünkü burada yatan her insanın dediğim gibi bir geçmişi var. Ve pek çoğunun da bu şekilde iyi işlerle geçmişte anıldığını biliyoruz. Ki bu mezarlar onlara tahsis edilmiş. Buranın da böyle bir hikayesi var. Yani taş deyip geçiyoruz aslında ama her birinin dediğim gibi çok özel hikayeleri var. Birebir özel olarak ilgilenmeye başladığınızda hepsinin birbirinden ilginç hikayelerini buluyorsunuz. Hele yazıt varsa üzerinde ismini, cismini, mesleğini öğreniyorsunuz. O yüzden ben antik dönem mezarlıklarında dolaşmayı çok ama çok seviyorum. Bir de bu mezarlıklarda şunu hissedebilmek önemli. Hani bu mezarlarda yatan insanları analım, işte yaptıklarını düşünelim vesaire, hissetmeye çalışalım. Bir de bu insanların sevenleri var. Yani vakti zamanında tüm bu mezarların başına, hatta şöyle dönersek,
tüm bu mezarların başında, ki bu bakın anısal bir mezar, daha özenle yapılmış, çok büyük bir mezar. İşte bu mezarın başına gelen ağlayan insanlar vardı, bu mezarda yatan kişinin çocukları vardı, kardeşleri vardı, arkadaşları vardı, eşi vardı, sevdikleri vardı vesaire vesaire. Ve hepsi zamanında gelip bu mezarların başında ağladılar, gözyaşı döktüler, işte sunular yaptılar vesaire vesaire. O yüzden mezarlıkların ayrı bir hüznü de oluyor bu açıdan bakarsanız. Yani kentin diğer pek çok noktasında bunu hissedemeyebilirsiniz ama mezarlıklarda en azından benim açımda çok yoğun bir yaşanmışlık hissediyorum ben. Ve o yüzden de mezarlıklar açıkçası biraz benim açımdan özel. Görüm yani ya Gökhan'cığım. Sıkı takip ettim Uğur hocam. Denk geldik o ya. Hatırlıyor musun Denizli'de Ata görsellerini göz karmıştım. İzletmiştim. Hatırladın mı? Basamakların tek olduğunu. Onları izletmiştim falan. Çekiyor mu? Tam böyle hemen şey bak sen tüm fotoğrafları yorumlattım ama değerlendirdim Uğur hocama. Evet. Gelmiş. Deniz Açıkaya mı gidiyorduk da? Yani geçerken şu önce göle uğradık, sonra buraya uğradık. O şekilde geze geze gidiyoruz. Evet. Evet, çok güzel. Zaten burada diğer yapılarla pek uyumlu olmayan da bir yapı var aslında. Yani stadyumun dibinde böyle bir yapının ne işi var diye düşünebilirsiniz. Haklısınız, burası stadyumdan birkaç yüzyıl sonra inşa ediliyor. 5. 6. milattan sonra 5. 6. yüzyılda inşa edilen bir tapınak formlu anıt mezarın aslında şu anda giriş kapısındayım. Normalde buradan basamaklardan çıkacaktım şu şekilde ve bu anıt mezara giriş yapmış olacaktım. Burası iki katlı. Nasıl iki katlı? Buranın bodrumu var. Bir de şu anda bulunduğum birinci katı var. Bu katta büyük ihtimal sunular falan yapılıyordu. Hani heykelde olabilir, başka şeyler de olabilir. Alt katlarda da bakın şu gördüğünüz nişlerde de gömüler vakti zamanında yapılmış. Tapınak formu çok güzel bir anıt mezarmış burası. Ve diğer yapılara göre, kentteki mesela stadyuma göre en azından birkaç yüzyıl sonra yapıldığı için daha diri kalmış ve plana da çok uymayan bir yapı. O yüzden benim çok hoşuma giden ilginç bir yapı. Yani kentin aslına bakarsanız tam nekropolünden çıktığınız anda stadyumuna ulaşıyorsunuz ve stadyumun tam nekropolün bitiş noktasında, kente girdiğiniz noktada böylesine görkemli bir anıt mezar var ve birden fazla gömü yapılmış bu mezara. Yani bir ailenin mezarı da olabilir, bir grubun da mezarı olabilir. Fakat bunların kim olduğunu bilmememize rağmen emin olduğumuz tek bir şey var. Her kim ki bu mezarların sahibi ise onlar Kübra'da çok ama çok güçlü bir artık aileydi ya da bir yönetici grubuydu ya da bir topluluğa mensup bir gruptu, bir loncaydı. Bilemiyoruz ama kentin en güzel yerlerinden birisine milattan sonra 5. 6. yüzyıllar arasında böyle bir mezar yaptırabilmek de gerçekten hem maddi hem de politik bir güç ister. Kübra'nın meşhur stadyumuna geldik. Gerçekten Anadolu'da görüp görebileceğiniz en görkemli stadyumlardan birisi burası. Yani U şeklinde burası. Şu karşıda 5 girişli bir kapı varmış zamanında. Bakın onun artık bir girişini aşağı yukarı görebiliyor. Hatta şöyle yapayım, pardon. Da zoomlayayım ya, ben niye kendimi zorluyorsam. Bakın burada 5 girişli bir kapı varmış zamanında. Ama dediğim gibi artık o anıtsal devasa giriş kapısından hemen hemen hiçbir iz kalmamış. Stadyumun bir yamacı tepeye yaslandığı için olabildiğince sağlam kalmış. Bu tarafta tonozlarla falan yükseltildi, yapıldığı için depremlerle zamanla yıkılmış durumda. Dediğim gibi U şeklinde bir stadyum burası. Dikkat ettiyseniz şurası da bu arada portikli bir alanmış. Şurası sonradan yapılmış. Milattan sonra 1. yüzyılda bu stadyumun yapımına başlanıyor. 3. hatta 4. yüzyıla kadar yapımına devam ediyor. Çeşitli büyütmelerle, genişletmelerle. Dikkat ettiyseniz diğer stadyumlarda ya da tiyatrolarda gördüğümüz gibi, hatta buranın bir vomitoryumu yok, yani bir girişi yok. Peki insanlar buraya nereden giriyorlarmış? O gördüğümüz anıtsal giriş kapısı tarafından giriş yapıyorlarmış. Peki
Burada mücadele eden sporcular, işte gladyatörler nereden giriş yapıyorlarmış? Hemen şu altında bir tane giriş var, tonoz giriş, onu da göstereyim size birazdan. Onlar da oradan giriş yapıyorlarmış ve burada spor müsabakalarının yanı sıra gladyatör dövüşlerine, hatta hayvanlarla yapılan gladyatör dövüşlerine varana kadar her türlü şey aşağı yukarı yapılmış. Burayı cazip kılan farklı şeylerden birisi manzarası. Çünkü bu kadar güzel manzaralı bir stadyum görmek gerçekten çok zor. Bakın şöyle dönersek. Eskiden bu stadyumun manzarası gölmüş. Hatta bakın şurada biz sabah bir göle gittik ya. Bu gölü bakın burada görebiliyoruz. Hatta biz şu kayalı tepeye çıkmıştık sabah. Onun önünde ufacık bir su birikintisi kalmış. Fakat eskiden, hatta 1960'lara 70'lere kadar o gölün çok büyük bir kısmı duruyormuş. Hatta 1960'larda ya da 50'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Şu gördüğünüz yol var ya, bakın gel, biz de bu yoldan geldik. Bu yolun oraya kadar sular geliyormuş. Zaten buraya göl hisar denmesinin sebebi de bu. Yani hani göle bakan bir kale, göle bakan bir hisar gibi zaten vakti zamanında adlandırılmış buradaki yerleşme. Dediğim gibi burası da böyle bir yer. Neredeyim? Burdur Gölhisar'da, Kübra Antik Kenti'nin stadyumundayım. Şimdi bir 7-8 dakikalık bir tırmanışımız var. Oradan Agora'ya gideceğiz. Yeni çeşme yapısına gideceğiz. Onun arkasında bir bazilika vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gideceğiz. Oradan bir basamak daha çıkacağız. Tiyatroya ve Odeon'a gideceğiz. Meşhur Medusa mozaiğini, Medusa Opus Sektilesi'ni görmeye gideceğiz. Dünya üzerinde göremeyeceğiniz muhteşem bir sanat eseri bizi orada bekliyor. Burada Agora'ya doğru tırmanırken bu üst yapı elemanlarını inceleyelim istedik, fakat yazıt dikkatimizi çekti. Bakın şuradan alırsak ilk satırdan Autokratori Kaysari şeklinde gidiyor. Yani autokrator, yani yönetici demek, hani üst yönetici, en üst yönetici gibi bir şey. Yani bu otokrat da oradan geliyor. İşte Autokratori diyor ve Kaysari yani Sezar şeklinde devam ediyor. Bakın burada Sezar'ın isminin yazması lazım, fakat bu satır olduğu gibi silinmiş. Çok büyük ihtimalle burada bir Damnatio Memoriae uygulaması görüyoruz. Yani tarihten silinen imparatorlardan birisi adına yazılmış bir yazıt gibi duruyor bu. Zaten Agora yazısı olduğu nereden belli. Son satırına devam edersek, nereden başlıyor? Bakın şuradan başlarsak, Demokrito di Agoru şeklinde, yani halkın agorası şeklinde bitiriliyor. Ama dediğim gibi işte Autokratori, Kaysari şeklinde başlıyor ve hangi Sezar'a ait olduğu belli değil, ismi silinmiş. Agora yazısı zaten hemen Agora'da, şurada. Çok güzel bir yazıtmış ve bu şekilde aslında tarihten izler görebilmek beni çok heyecanlandırıyor. Acaba burada hangi Sezar'ımızın ismi vardır? Beni gerçekten şu anda merak sardı ama cevabı yok. Gerçi şunları biraz incelersek bulabiliriz. Kübra'nın agorasına geldik. Tabi bu bildiğimiz klasik bir agora değil, böyle daha çok teras şeklinde ilerliyor. Biz şu anda ticari kısmındayız. Bana burası biraz Suedra agorasını da hatırlattı. O ruhu taşı aslında biraz mimari form olarak da benziyor. Bakın şurada hala iş yerlerini, dükkanların girişlerini görebiliyoruz. Hem sağında hem de solunda portikler var. Portiklerin altında da zamanında mozaikler varmış. Mozaikler şu anda koruma altında. Üstü mıcırla kapatılmış durumda ama altında dediğim gibi çok güzel mozaikler var. Buraya gelirseniz de şu basamaklarda böyle bazı halkalar, yuvarlaklar, oymalar görebilirsiniz. Pardon, küçük bir çekim hatası yaşadık. Bir sinekle başımı belaya girdi. Buraya gelirseniz ne diyordum? Şu basamaklarda böyle küçük oymalar görebilirsiniz. Bunların tahıl ölçeği olarak kullanıldığı düşünülüyor zamanında. Hatta birazdan örneklerini de gösterelim. Hatta bakın şurada var. Gidelim direkt. Orada inceleyebiliriz. Bunların ölçek olarak kullanıldığı düşünülüyor. Hatta Antalya'da Ariasos kentinde galiba. Yok kanka, şeydeydi ya.
çok güzel manzarası olan Mınara. Mınara. Mınara kentinde böyle bir parçalanmış halde var bundan bir tane. Çok büyük ihtimalle de oradaki ölçek sistemi. Çok güzel bir örneği var orada hatta. Orada evet. O güzel. Mesela onu ben Mınara'ya gidip görmedim. Ama fotoğraflarından biliyorum. Buna benzer örnekler çünkü Pompei'de de var. Oradan biz bunların ölçek olarak kullanıldığını biliyoruz. Çok büyük ihtimalle Kıbrıs'takilerde böyle bir ölçek sisteminin kalıntıları. Şimdi devam edersek burada bakın dükkanların burada dediğim gibi girişlerini hala görmeye devam ediyoruz. Eskiden burası böyle portiko şeklindeydi. Yani bu sütunlar yüksekti. Şu kısma doğru giden şöyle bir sundurma, bir çatı vardı üstlerinde. Yani yağmurdan, çamurdan, güneşten insanlar o güne, sundurmanın altında yürürken korunuyorlardı. Burada da çok güzel bir tane böyle minik bir havuz var. Bakın hatta havuzun su sistemi hala burada duruyor. Bu borudan zamanında bu havuza su akıyormuş. Peki bu havuz ne? Bu havuzun şöyle bir işlevi olduğu düşünülüyor. Laodikya'da da buna benzer bir havuz var hatırlarsanız. Burada zamanında canlı balıkların tutulduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemi şartlarını düşünürseniz elektrik yok, soğuk hava yok, depolama yok. Balıkları nasıl bunlar buraya getirdikleri anda satana kadar kopmadan, bozuk hale getirmeden tutacaklar. İşte bu şekilde balıkları canlı tuttukları ve canlı canlı satıp anlık tüketim yapılmasını Roma döneminde sağladıkları düşünülüyor. O yüzden pek çok kente gittiğinizde kentlerde bu tarz havuzlar görmeniz Roma dönemi kentlerinde mümkün ama dediğim gibi bu sadece bir tahminlerden birisi. Başka bir amaçla da kullanılmış olabilir ama Pompei'de gene bunun bir örneği var oradan biliyoruz. Kentlerde bu tarz havuzlar dediğim gibi balıklar için de zaman zaman kullanılıyor. Peki burada dükkanlar var, burada dükkanlar yok mu? Buralarda dükkanlar var. Yani Agora'nın hem sağında hem solunda dükkanlar görmeye devam ediyoruz. Bu Agora'yı benim için eşsiz kılan şeylerden birisi hemen şu sol köşede gördüğümüz havuz. Orada çok güzel bir sistem kullanılmış, kente su dağıtan havuzlardan birisi orası. Ama ihtiyaç kadar dağıtılmasını sağlamış. Orada çok güzel bir mühendislik var. Şimdi onu göreceğiz. Şimdi oraya gidelim. Orada ben o sistemden biraz size bahsedeyim. Dediğim havuz sistemine geldik. Bakın Agora'nın hemen köşesindeyim. Burada bir havuz var. Bunu burada görüyorsunuz. Bakın görüyor musunuz şurada boruları? Şuradan, şurada, şurada. Bak şu boşluklarda da hatta oraya gidelim. Şuralarda da bir sürü bunlardan görebiliyorsunuz. Kalıntılarını burada orijinallerini gene görüyoruz. Bakın şuradan su geliyor. Gelen su bu havuzu doldurmaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra şuradaki künkten bu aşağı havuza atmaya başlıyor. Burası dolduruluyor. Sonrasında bu küçük havuz doldu ya, bakın burada o küçük havuzu görüyoruz. Bu küçük havuz doldu. Bu havuz dolmaya başlıyor. Gene bu havuz da doldu. Bu havuz taşıyor mu? Taşmıyor. Fazla su şuradaki borular aracılığıyla kentin farklı noktalarına gönderiliyor. Burada Agora'nın ihtiyacı kadar olan su bir şekilde depolanıyor. Fazla olan su ise kentin çeşitli noktalarına bu sayede gönderilmiş oluyor. Yani öncelikle Agora'nın ihtiyacı karşılanıyor. Sonraki aşamalarda da dediğim gibi fazlalık su ziyan edilmeden kentin diğer noktalarına gönderiliyor. Hazır buraya kadar gelmişken bakın burada da devşirme olarak kullanılan eski bir dostumuzu gördüm. Ludus Dodecum Scriptorum. Dodeca Scripta'da tanınır, bilinir kendisi. 12 nokta oyunu hangi Roma kentine giderseniz gidin görebileceğiniz klasik oyunlardan birisidir. Hatta Kerem abi bunu yapmış, evde de oynadığını iddia etti bana. Bir gün gidince evini göster abi, oynayalım şunu diyeceğim. Videoda çekerim. Vallahi burada da bir Ludus Dodecum Scriptorum görmek beni oldukça mutlu etti. Burada her Agora'da göremeyeceğiniz bir dükkan var. Öyle söyleyeyim. O yüzden buraya özellikle gelmek istedim. Bakın şöyle dönersek. Hatta bakın burada ne var? Bir fırın var. Vakti zamanında burada bir fırıncı varmış. Tabii bakın bütün dükkanlar ufak ufak. Çünkü o dönemde depolama olmadığı için. Hatta bakın şöyle fırının içine de bakalım. O dönemde depolama olmadığı için dükkanlar böyle ufak ufak anlık tüketim daha fazla yapılıyor. O yüzden de çok fazla böyle büyük dükkanlara sahip olamıyorlar. Ama burada bir fırın görmek müthiş bir şey. Yani bizim günlük hayatımıza da aslında biraz dokunan bir şey ama aşağı yukarı değişen bir şey yok. Ben hala pek çok yere gittiğimde buna benzer fırınlar görebiliyorum. O yüzden de şaşırtıcı. Güzel bir örnek. Burada bu
tırını görebilmek, yani şöyle düşünebilirsiniz. Buraya 2000 yıl önce birisi çıkıyordu böyle, buyurun buyurun diye ekmeklerin ürettiği şeyleri satıyordu. Ha bu arada ekmekleri günümüzdekine çok benzemese bile bayağı güzelmiş yani. Şeyde baktığımız zaman yönetmen müdahale. Pompei'deki mesela ekmeklere baktığımız zaman artık taşlaşmışlar ama bayağı böyle güzel, şekilli, damgalı ekmekler üretiyorlarmış. Büyük ihtimal burada da ona benzer şeyler zamanında üretilmiştir. Hani Agora'yı her yerde görüyoruz, her yerde dükkanlar görüyoruz ama böyle bir fırın görebilmek bence çok güzel bir örnek. Ben de şu ağacı göstereceğim sana. Evet, şimdi sen anlat istersen. Ne evet, ağacı sen... bu? Ardıç mı? Ardıç ağacı kanka. Ama yani çıktığı yer ve şeyine baksana yani. Agora direkt duvarında çıkmış yani hani dükkanın aynen duvarında. Ve görünüşü efsane güzel yani. Hani manzaraya karşı bir çınar gibi yani hani böyle. Gayet güzel görünüyor. Şu ağacın yerinde olmak isterdim yani gerçekten. Yemin çok ederim. Çok iyi. Şu manzaraya karşı tüm hayatımı şurada geçirebilirim yani. Şu ağaç gibi. Ardıç ağacı. Ağaç gibi, tek gibi, bir orman gibi kardeşlesin. Kesinlikle. Bu kapı Agora'nın hemen böyle karşısında yer alıyor. Yani buradan düz gittiğinizde aslında anısal bir kapı, süslü bir kapı bu. Buradan böyle tapınaklara gidiyormuşsunuz zamanında. Kapıyla ilgili ben herhangi bir tarihleme göremedim ama yanındaki yazıt hemen bir ipucu verdi. Şöyle biraz inceleyince bakın burada... neredeydi ben bakın. Tiberio diye Tiberius'un isminin burada geçtiğini görüyoruz. Roma İmparatoru'nun. Benzer şekilde bakın şurada Hiero diye, kutsal diye sıfatlarını hatta bakın devam edersek şuradan Hiero, Hieros Disu on dis, Hieros Dision Tiberio diye gidiyor. Gene Tiberius'un sıfatları burada sıralanıyor. Yani eğer bu yazıt bu kapıyla ilgiliyse çok büyük ihtimalle bu kapıda Tiberius döneminde yani milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısına aittir diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim yorumum. Kübra'nın son dönemlerdeki en meşhur, en havalı yapısını şu anda önündeyiz. Zaten sitesinden de anlıyorsunuz. Çeşme milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısında yapımına başlanıyor. Çeşitli bunun yapım aşamaları var. Zaten birden bu hale gelmiyor. Dediğim gibi milattan sonra 1. yüzyılda yapılıyor ve çeşitli eklemeler sonucunda bu halini alıyor. Nof çeşme diye bu yapıyı duymuş olabilirsiniz. Bu Tros üstünde şu ovalliğinden, yuvarlaklığından, planından daha doğrusu üstüne alan bir çeşme. Burası. Bu çeşmeyle ilgili en güzel şeylerden birisi merkezinde yer alan nehir tanrısı. Her nehrin antik dönemde bir tanrısı vardır. Nehirleri olan kentler aslında bu nehirler olan saygılarından dolayı ki nasıl saygı duymasınlar? Kentin içme suyu, tarımdaki su bu nehirlerden sağlanıyor. O nehirlere bir saygı olsun diye o nehirleri kişileştirirler ve o nehirleri bir tanrı olarak betimlerler, bir insan olarak betimlerler. Burada da bu nehir tanrısını görüyoruz. Çok büyük ihtimalle burada Balaman nehrinin kişileştirilmiş halini görüyoruz. Yani Indos'u burada görüyoruz. Yaslandığı böyle yataktan da böyle aslan ağzı yapılmış oradan sular akar halde betimlenmiş. Son derece görkemli güzel bir çeşme burası. Eğer Burdur Gölhisar'a gelirseniz Kübra Antik Kenti'ni mutlaka ziyaret edin. Zaten bu çeşme yapısı sizi kendisine çekecektir. Nereden bakarsanız bakın görülen oldukça görkemli güzel bir çeşme. Tabi 2016 yılında burada restorasyon başladı. Birkaç ay önce buranın yanlış hatırlamıyorsam açılışı yapıldı. Bu halde akar halde görmek bir çeşmeyi binlerce yıl sonra o dönemki haliyle çok müthiş bir keyif. Gelin ve bu güzel çeşmeyi mutlaka görün derim.
Şu anda Kübra'nın tiyatrosuna antik dönem insanlarının giriş yaptığı şekliyle giriş yapacağız. Ben antik dönem insanlarını çok sevdiğim için, antik dönem insanın ruhuna sahip olduğum için bir vomitoryumdan bu girişi yapmak istedim. Bakın şuraya bakarsak da metoplar ve trigliflar hala sapasağlam duruyor. Tıpkı o günkü gibi. Şunu görebilmek bile muhteşem bir şey. Hadi geçelim vomitoryumumuzdan, tıpkı o insanlar gibi. Yani binlerce yıl önce geçiş yapılan tünelden geçelim ve tiyatromuza ulaşalım. Gördüğünüz gibi tiyatromuz bu şekilde. Sahne binası kısmen sağlam. Şu kısımlarda ciddi bir tahribat var ama elden geçirilmeyecek gibi de değil. Oldukça güzel, büyük bir tiyatroymuş. Zamanında bu tiyatronun bir göl manzarası varmış. Tabii göl çekildiği için şu anda sadece ovayı görebiliyoruz. Burası da böyle muhteşem. Gerçekten muhteşem bir tiyatro. Kanka sen benim FETÖ'cülerle Kübra için yaptığım kavgayı biliyor musun? FETÖ'cülerle ben Kübra için savaştım zamanında. Allah Allah. çok iddialı bir cümle oldu. Şimdi yıllar önce ben ilk YouTube videomu Kübra'da çekmiştim. Ama kamera çok kötü. Çekim sarsılıyor. Sürekli böyleydi yani görüntü, öyle söyleyeyim. Çok sarsıntı vardı. Piksel olarak çok kötüydü kamera. Tabii acemilikler, imkansızlıklar falan filan. Neyse bir çekim yaptım, attım ben. Bir süre sonra yorumlar gelmeye başladı. Birisini örnek veriyorlar. O kişi de buraya gelmiş daha önce. Ya onun gezdiği yerleri gezmişsin, işte onu kopyalamışsın, örnek almışsın falan filan demeye başladılar. Ben de dedim ki salak mısınız dedim. Kent aşağıdan başlıyor, yukarı çıkarak geliyorsun yani. Hani başka güzergah yok. Helikopterle tepeye inebilsem oradan başlardım ama dedim. Aşağıdan herkesin başladığı güzergahtan başladım falan dedim. Sonra sürekli böyle hoca efendi, işte bilmem ne Nur, şu bu falan, yani böyle sürekli FETÖ nikli, o zaman meşhur diyor onların şeyleri falan, Samanyolu ıvır zıvır falan. Sürekli o nikli insanlar bana yazmaya başladılar şeyden. Haydi. Videonun altına yazıyorlar ama 9-10 kişi bana salça oldu o FETÖ'cülerden. Demek ki adını vermişler. Aynen, adım, adım çıktı FETÖ'cüler arasında ve Kübra için olmasa bile, yani Kübra'dan kaynaklı bir konuda ben FETÖ'cülerle bayağı bir tartışma yaşamıştım. Böyle yüzlerce yorum akıyordu. O kanal kapandığı için benim o yorumlar da gitti maalesef ama çok eğlenceliydi o dönem. Yani benim FETÖ'cülerle burası için yaptığım da bir kavga vardı. Aynen. O zamanlar tabii çeşme yokmuştu. Ya tabii ben o zaman şeye de girdim. Biraz böyle et hominem de yaptım. Hani FETÖ'cü olduğunu anlayınca onların gidin ağla kocanıza şey yapın falan filan. Çemkirin memkirin diye de artık kaşıdım biraz onları. Öyle olunca uuu diye sen ne dersin diye biraz şey yaptılar. Hörülediler beni yani. Ama Kübra'nın öyle de bir anısı vardır bende yani. FETÖ'cüleri başıma salça eden kent. Şimdi de şey yap. Bak yeni bir yer çektim. Çeşme yeni açtım. Aynen. Ya Samanyolu'nda gezen eden bir adamın aynısını çekmişsin diyorlar bana. Ya nereye çekeceğim lan? Aynı sırayla gidiyoruz ya. Salaklardı. Hepsi o salaklıkla ile gittiler yani. Şimdi tiyatrolarla ilgili çok şey anlattığım için diğer videolarda tekrara düşmeyeyim diye. Burada da pek bir şey anlatamadım açıkçası. Yani diğer videolarda çok anlattım. Çünkü tiyatroda aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğim. O yüzden çok tiyatro olayına girmedim ama işin biraz daha böyle duygusal yönüne girebiliriz. Şöyle yapayım hatta. Kankam da gözüksün videoda. Şunu düşünüyorum ben bu tiyatrolara geldiğim zaman. Burada en son oyun ne zaman oynandı mesela? Yani burası böyle doluydu ve artık deprem mi oldu, ne oldu, ne terk edildi? Yani burada yaşanan o son anlar, son mutlu anlar neydi? Terk edilme, son oyun neydi? Ve oradaki insanların hiçbirisi burada o son oyunun oynandığını bilmeden buradalardı mesela. Evet. Onu düşünmemiştim. Ben de tiyatroyu çok seviyorum gerçekten. Yani şu şöyle dönüp baktığımızda şu sahne mesela çok güzel ve şu basamaklara bakın. Tıpkı bizim oturduğumuz gibi burada zamanında insanlar oturuyorlardı. Burası hınca hınç doluydu. O tiyatro sahnesinde bir gösteri sergileniyordu ve oturanların hiçbiri, oynayanların hiçbiri son oyunu izlediklerini bilmiyorlardı mesela. Bu çok ilginç bir şey yani. Düşününce insan çıldıracak da bir şey hatta. Yani şöyle bir şey hatta, bak bir tık daha ileri götüreyim şu işi. Hayat o kadar ilginç ve bilinmezliklerle dolu ki
Kardeşim bak seni de üzeceğim şimdi. Belki de bu bizim çektiğimiz son videomuz olabilir. O olayı da var şimdi. Evet şimdi videodan yiyeceğiz. Ha. Araçta kaza yapmış. Aynen yani. O yüzden... Yani ondan sonra birimiz gidecek, birimiz kalacak. Bilemezsin. Yani. Aynen o yüzden hayat. Hayatın tadını çıkartmak gerekiyor yani fırsat varken. Zaman varken böyle gezmek, eğlenmek, keşfetmek, arkadaşlara, dostlara vakit geçirmek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü herkes arkası var diye düşünüyor ama işte bu tiyatro örneğinde olduğu gibi herkes burada mutlu mesuttu ama son oyunu izlediğini kimse bilmiyordu. Hayatta böyle yani ne olup ne biteceği hiç belli olmuyor. Kanka gel sen. Gel. Çok üzüldüm. Çekiyor musun bu arada? Evet. Ama çok güzel oldu. Türkiye'ye göreceğiz en görkemli yapılardan birisine şu anda. Geliyoruz bakın mozaiklerden başlayalım buradan. Bu tarafta da devam ediyor bu devasa bir mozaik. Ve şurada yazısı da var. Ben geldiğimde bu mozaikler hep kapalıydı. İlk defa ben de açık halini görüyorum. Devam edersek şimdi gelelim böyle dünya çapında meşhur eden eserinin önüne. Kübra'nın meşhur Odeon'una geldik. Tabi buraya geldiğimiz zaman burada görmemiz gereken aslında tek bir şey var. Dünyaca meşhur Kübra'nın Medusa'sını burada görebiliyoruz. Bakın zeminde. Genellikle bu Opus Sectile Medusa diye geçiyor. Hani Opus Sectile isim ya da bir ünvan gibi size gelebilir ama değil. Opus Sectile bu mermer, renkli mermerler, yani mozaik gibi bir araya getirilmesine verilen tekniğin ismi. Opus Sectile denmesinin sebebi o. Bakın merkezde renkli mermerlerden böyle bir çember oluşturulmuş tam merkezinde de Medusa'yı görüyoruz. Göz bebeklerine varana kadar Medusa burada. Canlandırılmış, betimlenmiş. Medusa olduğunu peki bunu nereden biliyoruz derseniz. Saçlarındaki yılanları görebilirsiniz. Tek tek ayrıyetten boyun kısmına da bakarsak böyle mesela boynunda bakın. Renkli yılanları hala daha net bir şekilde görebiliyoruz. Medusa aslında anlatması, konuşması biraz güç bir karakter. Hani Medusa'nın hikayesine girersek soyuna, işte neden Athena tapınağında olduğuna, kız kardeşlerine vesaire böyle Müge Anlı programı gibi bir şey çekmemiz lazım. Oldukça karışık bir iş. Ama şunu söyleyebilirim. Hani Medusa aslında bir kurban. Gorgon kız kardeşlerin ikisi ölümsüz, birisi ölümlü. Ölümlü olan Medusa bunların içerisinde ve en güzelleri. Peki nasıl böyle bir çirkin hale getiriliyor? Başkalarının bedeli aslında ona ödetiliyor. Çünkü Yunan mitolojisine yanlış biz bakıyoruz. Şu açıdan bakmamız lazım. Yunan mitolojisi Yunan tanrılarının öyküleridir. İnsanlar orada figürandır. Hani insan bakış açısıyla bakarsak o evreni çok anlayamayız. Tanrıların açısıyla bakmamız lazım ve Medusa burada tanrılar arasındaki bir iç mücadelenin figüranı. Poseidon tarafından tecavüze uğruyor. Medusa Athena'nın korumasındayken, çok güzel bir kızken ve işte onun cezası olarak dünyanın en çirkin mahluklarından birisine dönüştürülüyor kız kardeşleriyle birlikte. O kadar ki hani kendisine bir eş, arkadaş, dost bulamasın diye bakışları Medusa'nın taşa çeviriyor baktığı kişiyi. O yüzden de sürekli olarak insanlardan, arkadaşlarından, ailesinden ya da diğer varlıklardan uzak durması lazım Medusa'nın ki hani taşa dönüşmesin. Bu kadar da aslında yalnızlığa itilmiş bir karakter. Hani Medusa'nın öyküsü gerçekten çok acıklı. Bakışlarıyla taşa çevirmesi, yani onu koruyucu bir figür olarak öne çıkartıyor. Mezarlara falan işleniyor. Yani apotrofayit bir fonksiyon da, koruyucu bir fonksiyon da var. Ama dediğim gibi çok hüzünlü de bir öyküsü var. Burada güzeller güzeli Medusa'nın cezalandırılmış artık halini görüyoruz. Ve burada güzel olan şey aslında şu, hani biraz da bilmiyorum şu anda açımızdasam, yakın çekim gözlerine, suratına odaklanırsak
bakın yüzündeki o acıyı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hani Medusa'nın en güzel betimlemelerinden, en güzel tasvirlerinden birisi bu. Çünkü gerçekten Medusa'nın çektiği o acıyı da burada, o içerisinde yaşadığı o derin acıyı, o fırtınaları da burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden hani böylesine büyük bir opus sektileden Medusa zaten yok. Ama hani bu tarz Medusa'nın acılarını anlatan bir başka Medusa da yok benim bildiğim. O yüzden her anlamda hem yapım tekniği olsun hem suratındaki ifade olsun çok eşsiz bir örnek. Ve ne mutlu ki bizim ülkemizde bulundu böyle muhteşem bir sanat eseri. Yani bizim topraklarımızda bizimle aynı havayı solmuş, bizimle aynı suyu içmiş insanlar tarafından zamanında böylesine muhteşem bir eser üretilebilmiş. Ne kadar gurur duysak az, ne kadar övünsek az böylesine muhteşem bir sanat eserine sahip olduğumuz için. Kentte Tiberius çok önemli çünkü hemen hemen bütün yazıtlarda kendisinin ismini ve ünvanlarını görebiliyorsunuz. Bakın mesela arkamda Odeon var. Odeon önündeki yazıtlara baktığımızda da şuradan bakın görebiliriz. Mesela şuradan başlarsak bu şöyle sıralı olarak gidiyor. Mesela bakın Len Tiberius Sebaste şeklinde, yani kral ya da işte imparator yönetici Tiberius şeklinde gidiyor. Bakın alt satırda mesela Bule Kai Ho Demos şeklinde yani gidiyor gene. Pardon, kameranın azizliği. S şeklinde gidiyor. Sebastian'in S'si mi artık tam bilmiyorum. Bakın Tiberius şeklinde gene bir Tiberius şeklinde şu şekilde gidiyor. Yani burada Tiberius'un ünvanlarını görüyoruz. Yani kent için ben açıkçası bakmadım, okulumda dürüst olayım ama oldukça önemli bir imparator olmalı ki aşağıdaki kapıda da mesela bir Tiberius yazıtı ben görmüştüm. Şimdi inişe geçtik. Aslında şu aşağıdaki mezarları da ben aile mezarlarını falan görmek istiyordum. Ama buradan da annem babamı da falan alacağız. Arabanın yüklenmesi var. O yüzden yaklaşık 1-1,5 saat erken ben bu turu bitirmek durumunda kaldım. Kübra her zaman için gelmekten keyif aldığım, zevk aldığım kentlerden birisi. Yani buraya gelirseniz pişman olacağınızı ben düşünmüyorum gerçekten gezmesi. Çok keyifli bir kent, bir de görülecek çok fazla şey var. O yüzden mutlaka ben gelmenizi tavsiye ederim. Bu arada da burada çok tatlı bir aileyle karşılaştım. YouTube kanalımı izliyorlarmış, videolarımı izliyorlarmış sağ olsun. Oya Hanım beni sesimden tanıdı. Şeydeyken, stadyumdayken hemen yanıma geldi. Sonrasında eşi Gökhan Bey ile tanıştık. Oğulları Tibet'le tanıştık. Çok güzel böyle Ankara'dan çıkmışlar, antik kentleri geze geze bir tatil yapıyorlar. Ben bayıldım, çok tatlı bir aileydi. Buradan da kendilerine selam olsun. Şimdi burada meşhur bir kahveci var. Buraya o kahveyi tattırmak istiyorum. Çörek Otu Kahvesi.
Oraya gideceğiz. Belki orada da bir video çekerim. Çekersem zaten bu videonun hemen devamında onu da izleyebilirsiniz. Çekemezsem de şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buranın böyle çok güzel, otantik bir sunumu var. Çok hoşuma gidiyor. Bakın burada bardağımız, işte testimiz, içinde soğuk suyumuz var. Burada lokumlarımız oluyor. Aynen. Burada da XX large, büyük boy, çörek otu ya da çör otu kahvemiz var.